Evet, 9 Ağustos 2018 ve burası Antep Nizip Battal köyündeyiz. Evet. Ve Rekor Geçin Toprak Düzenleyici Ürünü kullandığı bir Antep fıstığı bahçesindeyiz. Sayın Arif Eren Beyefendi. Evet. Arif Beyciğim, bahçemizi anlatalım lütfen. Rekor Geçin sana sağlığı. Çok iyi. Kameraya bakıyoruz sağladı. Efendim. Şöyle, ben sizi bırakıyorum, şimdi, anlatıyorsunuz. Tamam, cummalar yani gördüğünüz gibi mükemmel. Evet. Ürün biraz geçen yıla göre daha fazla. Hı hı. Yani daha kaliteli. Taneler yana görüyorsunuz. Yani kaliteli derken iri mi mesela? İri. Daha yani şey yani evet. Daha temiz yani. Aha. Hiçbir hastalık yok. Evet. Tertemiz. Evet. Şimdi ben geçen yıl burada iki tane ağacım vardı. Kuruyacaktı. Hı hı. Hatta sökecektim yani. Evet efendim. O ağaçları da şimdi az sonra görürüz. Evet. Yılın durumu nedir efendim? Genel bölge olarak verim durumu nedir mesela genel olarak? Bölgeye göre çok iyi. Çok iyi diyorsunuz. Evet. Buraya ne zaman kullandınız siz? Ben geçen yıl kullandım. Geçen yıl kullandınız. Geçen yıl nasıl durumlar? Geçen yıl yani kötüydü zaten yani önce. Yıl yok yılı diyorsunuz. Ağaçlar evet, kötü diyorsunuz. Aynen. Evet. Geçen yıl kötüydü ama bu gözler yer bu mahsulu evet. Bu şekilde getirdi. Evet. İki bahçeyi kullandınız. Evet. Evet. İkisi de memnunsunuz. Aynen. Zaten birine memnun olmasın. İkinciyi niye kullanayım ki? Güzel bir soru. Kendi adıma da çok aptalca bir soru ama kameraya şimdi bakmıyorlar, sormuyorlar, söylemiyorlar, konuşmuyorlar. Ne yapıyor arkadaş yani? Üçüncüye de kullanacağım. Şimdi evet, aynen üçüncüye de kullanacaksın. Evet, gelelim. Buraya da tekrar kullanacağım. Bu arada hemen şurada atılmayan bahçe var değil mi? Evet. Başkası. Burası bakılır mı Arif Beyciğim? Genelde bakıyorlar buraya. Bakıyorlar işte. Nasıl durum buranın? Ağaçların genel haline bakarsak eğer. İşte görüyorsunuz durumu. Ağaçların genel durumu bu şekilde diyorsunuz. Gelelim aşağı, biz kendi ağaçlarımızı gezelim bir. Başlayalım buradan. Yani taneler iri. Verim olarak buradan, burası kaç dekar? 6. 6 dekar. Ne alıyorduk genelde buradan? Buradan 500 kilo alıyorduk. 500 kilo alıyorduk. Şimdi ne bekliyorsunuz? Kameraya bakalım. 700 kilo bekliyorum. 700 kilo bekliyorsunuz. Yani normal şartlarda en iyi halde 500 aldınız. Evet. Evet, buyurun gelin. Evet, tarlamızı, bahçemizi şöyle çekelim bakın. Genel olarak yani böyle ışıl ışıl, güzel. Ondan sonra şu aşağı doğru çekiyoruz. Evet. Arif Bey, yani gelin böyle bak. Bölgemizde biz neyi görmüyoruz biliyor musunuz? Şunu görmüyoruz yani. Salkım yok yani. Bakın bölgemizde görmediğimiz şey salkım arkadaşlar yani. Gösterin. Evet. Genelde nasıl şeyler, fıstıklar? Böyle minik minik salkım. Yani. O da seyrek seyrek yani. Aynen. Bakın benim büyüklerini, peki, tanelerin büyüklerini görüyorsunuz. Peki sık ama habbe iri diyorsunuz yani. Aynen. Habbe birinci sınıf yani. Aynen. Evet, buyurun. Gösterelim şöyle. Hasatta kaç gün kaldı Arif Bey? Bir ay kadar. Bir ay kadar kaldı. Burası mevki tam olarak neresi? Burası Kızılbağ mevki. Kızılbağ mevki. Evet. Evet. Ben şu ağacı kuruyacak diye sökecektim. Ha, o bahsettiğiniz ağaç bu galiba. Evet, evet. Bu ağaç. Aha. Yani hiç de mahsul toplamadım bugün. Hiç de almadınız hayatınız boyunca. Hayır. Anladım. Gelelim mahsullerini gösterelim. Yani bu kuruyup yani sökeceğim ağaçtır. Evet. Ağacın sınavları bu. Peki bölgede kullanıp da hiç sonuç alamayan var mı? Hayır. Şimdi zaten bölgede evet. İlk kez ben kullandım. Komşum kullandı. Bu yıl da akrabalarıma tavsiye ettim. İlk ondan kez kullandım. Siz kullanmadınız. Sizlerden çok daha eskiden kullananlar var burada. Ya yani siz öyle düşünüyorsunuz sadece. Evet. Cuma Bey kullandı zaten. Biz evet, bayimizden aldınız bu arada. Evet. O yüzden önce bayimiz kendisi kullandı. Ondan sonra memnun kaldı. Sonra da bayi oldu yani. Evet. Buyurun. Gelelim böyle. Evet. Görüyorsunuz. Durup böyle. Şu ağacı çekelim güzelce. Şöyle güzel çekelim. Şu ağaçlar hepsi aynı zaten. Bakın uzaktan zaten belli oluyor. Cumba cumba böyle. Durum bu ağaçtan ne kuru ne çıkar buradan? Bu ağaçtan. Evet. Bu ağaçtan 10 kilo kuru çıkar. Tabii az önce bizim verdiğimiz rakamlar arkadaşlar kuru olarak yani yaş değil. Biz evet. Arada yaşta konuşuyoruz ama yani az önce dediğimiz 500 kilo kuruyu kullandık. Kaç dekardan burada? 6. 6 dekardan 500 kilo alıyorken şimdi 700 kilo. 700 kilo ölmez diyor, öldürmez diyorsunuz rahatlıkla. Ve kaliteli bir 700 kilo. Aynen. Daha iri bir kaliteli. Tabii. Bu da neredeyse yani, renk de yani. Peki renk de ne değişiyor? Bu gördüğünüz benler daha sanki koyu gibi değil mi? Aynen. Bölgeye göre yani. Bölgeye göre daha koyu. Daha canlı yani. Daha canlı. Solgun evet. Değil. Solgun değil evet. Evet, şöyle çekiyoruz. Biz umlayalım şu bahçemizi. Yavaş hareket edelim biraz da. Biraz da yavaş. Ağacımızı görüyorsunuz. Ağacımızın her tarafı. Yavaş hareket edelim.
Daha yavaş gidelim. Ağacın yani yukarısı bu, dahil evet. Şimdi yani bu gördüğünüz mahsul da yani bu rekor gelişim sayesinde yani. Evet. Bu hale geldi. Görüyorsunuz hale. Tabi burada ben bireyselere şunu söyleyeceğim. Yani bayilerimizin gübreleme tavsiyesine uysunlar lütfen. Yani sadece rekor gelişimle değil. Yani gerekli gübreleri de kullanacak halde. Şöyle gösterelim. Bu tarafta gösterelim. Böyle. Ağacımızın hali bu. Bu şekilde yani. Hepsi böyle yani. Şimdi de hayırlı hasatlar diliyorum ben sizlere. Akşam kararıyor. Daha fazla gidecek halimiz yok. Yok. Yani her taraf kötü yerden başladık. İyi yerler kalsın madem öyle. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.